Sevgili seyirciler, tekrar birlikteyiz. Şimdi program öncesi tabii hastalıkları biliyoruz. Yaşımız gereği de yaşadık, kendi deneyimlerimiz var, okuduklarımız var ama program öncesi de çalışırken bu hastalıklar üzerine de araştırdık. Hepimizin bildiği bilgileri bilimsel kaynaklardan okuduğumuz zaman farklı bir bilinç düzeyine geliyoruz. Mesela hastalıklar havayla yayılıyor, suyla yayılıyor ve gıdaya bağlı olarak yayılıyor. Şimdi biz birçok hastalığı biliyoruz. Şudur, budur, onu yedik, zehirlendik, şöyle oldu, hapşırdık, havadan bulaştı. Şimdi havaya bağlı hastalıkların en önemlilerinden biri, bilinenlerden biri tüberküloz. Suya bağlı yayılan hastalıklardan en bilineni toplum olarak bildiğimiz kolera. Gıdaya bağlı hastalıkların başında ya da bir tanesi dizanteri ve kaynaklarda diyor ki vektörden kaynaklanan, vektörün ne olduğunu söyleyeceğim. Vektörden kaynaklanan veba ve malaria hastalığı var. Vektör de hastalık taşıyan böcekler ya da yarasa gibi, yarasa kuş sınıfına mı gidiyor? Uçan kanatlılar ne? Fare. Bunların farelerden, pirelerden, kenelerden ve kan emici türdeki sineklerden bulaşan, yani bunlara vektör deniyormuş. Vektörden kaynaklanan veba hastalığı var. Orta Çağ'da Avrupa'yı bütün dünyaya kasıp kavurmuştu biliyorsunuz. Peki şu anda bütün dünyanın yaşadığı ve bu saatlerde de Amerika Başkanı Trump'ın yapması beklenen açıklamasına neden olan koronavirüs nereden kaynaklanıyor? Onu kısaca söylemek istiyorum. Galiba az sonra Amerika'da ya belli bölgelerde ya birkaç kentte olağanüstü sağlık durumu ilan edilecek sanıyorum. Trump'ın açıklamasıyla. Trump önce bunu umursamamıştı. Tokalaştığı birlikte yan yana toplantı yaptığı Brezilya Devlet Başkanı hasta çıktı, pozitif çıktı testleri. Önemsememişti ama şimdi galiba ne derler, ne pahalı derler? Papuç pahalı. Trump'ın papucu da pahalı galiba. Biraz geç tedbir alıyor Amerika. Tabii bu hareketi de yapmamak lazım değil mi? Şöyle kağıdı evet, çevirmek için. Evet yaptık ama. Bir VTR'miz vardı, onu da hazırlayın da Prens Charles'ın elini uzatıp, yani biz eklem bacaklar olarak elimizi çok kullandığımızı şimdi bu hastalıkta daha iyi anlıyoruz. Elimizi uzatıyoruz. O da öyle yapıyor. Sonra onu bir izleyebilir miyiz çocuklar? Hazırlayın da şimdi biz de hemen kağıdı çevirmek için şöyle. Diyor ki Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu raporunda sevgili seyirciler, bu koronavirüs insanlarda basit soğuk algınlığıyla başlıyormuş, akut solunum sendromuna neden oluyor. Böyle değişiklikler gösteriyormuş ve buna da akut solunum sendromunun öteki adı çok bilinen, vaktiyle yaygın olan, salgın olan SARS hastalığının aynısı bu. Peki bu nerede çıktı? Ona bakalım. Şimdi diyoruz ya hep televizyonlarda, gazetelerde, medyada yöneticiler, bakanlar açıklama yapıyor. Diyor ki Çin'de Wuhan kentinde çıktı. Nerede çıkmış? Okuyalım rapordan. Çin'in Hubei eyaleti Wuhan kentinde 31 Aralık 2019'da etiyolojisi bilinmeyen, yani kaynağı bilinmeyen bir pnömoni vakasıymış. Pnömoni nedir diye tıbba da çalıştım zatürre. Hocam. Zatürre demek. Tabii bilen pıt diye söylüyor. Biz de baktık. Zatürre vakaları bildiriliyor bu kentte. Güney Çin deniz ürünleri şehir pazarı varmış bu kentte. Deniz ürünleri pazarı. Hani bizim semt pazarı gibi. Orada farklı hayvan türleri satılıyormuş. Toptan balık ve canlı hayvan satılıyormuş bu pazarda. Ve burada bu hastalık ortaya çıkıyor. Yani hayvanların pazarlandığı bir pazar yerinden koronavirüs ortaya çıkıyor. Şimdi hocalarımdan bunu rica edeceğim ama şu elimizi nasıl kullanıyoruz ve kullanmamamız gerekiyor. Nasıl otonom, otomatik davranış haline gelmiş bir görelim bakalım İngiltere Prensi Charles'ın davranışından. Şakayla karışık olsa da koronavirüs korkusunun belki de en somut göstergelerinden biri. İnsanlar değil öpüşmek, tokalaşmaktan bile korkar hale geldi. Doktorlar da zaten tokalaşmayın, öpüşmeyin, virüsün yayılmasına zemin hazırlamayın diye uyarıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yaşandı bu görüntüler.
Tokalaşmama liderler arasında da yaygınlaştı. Prens Charles katıldığı bir etkinlikte bakın tokalaşmaktan nasıl kaçındı. Norveç'te liderler toplantısında tokalaşmak isteyen kişiler ve onlara edilen müdahalenin ilginç görüntüleri de kameralara yansıdı. Virüs nedeniyle klasikleşen öpüşmek, tokalaşmak yerine yeni selamlaşma şekillerine bir yenisi Bursa'da bir okuldan geldi. Öğrenciler kendi aralarında geliştirdikleri hareketle birbirlerine dokunmadan selamlaştı. El sağlığına dikkat edilmesi ve insanların birbirleriyle temas etmemesi uyarılarının ardından sosyal medyada da yeni selamlaşma şekilleri patlama yaptı. Birçok insan dirseğiyle selamlaşmaya başladı. Futbol sahalarında ise ritüel olan iki rakibin birbirinin elini sıktığı görüntüler şu sıralar ortadan kalktı. Rakipler birbirlerinin yanından geçerken el sıkışmıyorlar. Sevgili seyirciler, bu en son gördüğümüz futbolcuların birbirlerinin yanından geçmesi üzerine bir şey söyleyeyim izin verirseniz. Olmayanın varlığı bu. Olmayan şeyin varlığı nedir? Eskiden var mıydı? Onu yapıyoruz. Bir üniversitenin rektörü, veteriner profesör demişti ki bana, benim sorum üzerine, bu köpeklere mesela kemik veriyoruz beslerken, kuru gıdayla besleniyorsa köpek, o kemiği alıyor, gidiyor bahçenin bir tarafına gömüyor. Ben de zannediyordum ki, aç kalırsa tedbir alıyor, o kemiği oradan, gömdüğü yerden bulacak. Veteriner profesör, rektör hocaya sordum. Dedi ki, o gömdüğü yeri bile unutur, kaybeder, bulamaz. E niye yapıyor hocam bunu dedim. O futbolcudan yaptığı davranış var ya, bakın nasıl benziyor. Dedi ki, köpekler kurt soyundan geldiği için ehlileştirilmiş, kurt bu kurtlardaki olan genetik davranışı bilmeden tekrar ediyorlar. Yoksa o kemiğe gidip gömüyor, sonra bulacak demek değil dedi. Yani olmayan bir davranış, eskiden olan bir davranış, futbolcular tokalaşarak gidiyordu, şimdi aynı davranışı yandan geçerek yapıyorlar. Şimdi olmayanın varlığı bu. Peki, bu hastalık sayesinde, biz elimizin nasıl tehlikeli ve önemli olduğunu gördük. Asıl kalbimizi keşfettik değil mi? Böyle selam veriyoruz. Burada kalbimiz var. Bu dini kesimler daha çok yapardı ya da tasavvuf erbabı yapardı. Peki Semih Hoca'ya soralım. Psikiyatrist ve psikolog Doktor Semih Dikkatli. Biz niye dokunma ihtiyacı duyuyoruz? Yani dostluğumuzu göstermek için niye tokalaşma ihtiyacımız var? Tokalaşamadık. Okul öğrencilerin yaptığı gibi ayaklarıyla dokunuyor. Koluyla dokunuyor. Niye? Şimdi öncelikli olarak psikolog değilim. Psikologlara da ayrıca selamlarımızı iletelim. Bir psikiyatrist olarak onlar zaten kalben hep onların yanında olduğumu bilir. Meslektaşlarımı çok önemserim. Dünya çapındadır hepsi. Çok da değer veririm. Şimdi davranışın filogenetik kökeni diye bir tanım vardır. Şimdi bu ilk insandan itibaren bazı davranışlar insanın kendi varlığını, güvenliğini, beslenmesini, toplumsallaşmasını sağlar nitelikte davranışlardır bunlar. İşte mesela çok basit iki erkeği bir bankta yan yana otururken görürseniz genellikle yüz yüze bakarak sohbet etmezler. Karşıya bakarak sohbet ederler. Bu ta onların ilk insanın avlanma davranışı ile ilgili bir şeydir. Çünkü pusuya yatarlar, omuz omuza karşıda avın gelmesini beklerler. Ama kadınlara bakarsınız çoğunlukla yüz yüze konuşurlar. Çünkü çocuklarını büyütürken çocuklarıyla hep yüz yüzedirler ve onların iletişim modeli göz göze bir iletişimdir. Bu da ta ilk insandan itibaren bize gelir. Dokunmak da aslında toplumsallaşmamızın temel ihtiyaçlarından biridir. Bu var olduğumuzu, dolaylı olarak bu hayatın içinde olduğumuzu, yaşadığımızı ve bizim güvenebileceğimiz, bir arada toplum yaratabildiğimiz, birlikte olabildiğimiz bir grupla yaşadığımızı ispat etmek için bir eylemdir dokunma. Dolayısıyla vazgeçilmezdir aslında. Yani çünkü dokunmaktan kaçındıkça yalnızlığımız ortaya çıkar. Bu evren üzerindeki o yalnızlık kaygısıyla birlikte daha da kötü hissetmeye başlarız. Sarılmanın, dokunmanın temel mantığında aslında ta ilk insandan itibaren o işte ilkel toplumdaki dinozorlar yok işte bilmem neler o dönem kim ne nasıl yaşadı. O kaygının içinde, o güvensizlik içinde aslında dokunmak, sarılmak güven duygusunun da bir parçasıdır. Şimdi de
bütün bunların işte el tokalaşma, ki Ruslarda işte dudak dudağa öpüşme, bizde yanak yanağa öpüşme, sarılmalar, bunlar aslında seni önemsiyorum, yanındayım, yalnız değilsin derken aynı zamanda yalnız değilim, beni önemseyen biri var ve kaygılanmama gerek yok anlamına gelir. O zaman hocam, şimdi bu hastalık salgın nedeniyle dokunamıyoruz. Güvensizlik duygumuz da mı artıyor bir taraftan? Şimdi tabii ki şimdi bu... Yoksa onu işte şöyle dokunarak tabii kolumuzda işte, falan mı? Tabii işte bu şekilde formüller o yüzden bulunuyor. Yani çünkü bu formülü bulmadığımızda, hani dokunmayı bıraktığımız andan itibaren aslında yalnızlığımız, güvensizliğimiz, evren içindeki o işte boşluk hissimiz daha da artıyor. Bu varoluşumuzu aslında sürekli canlı tutan bir şey diye şöyle söylüyorum. Söylesek, hani programın başındaki ilk açıklamanızda dediniz ya, ona benzer bir şekilde bilinçli ve kabul edilebilir bir dokunmadan söz ediyorsunuz. Hani evet. Pozitif şeyden. Evet. Yoksa karşı tarafın kabul etmediği bir dokunma tacize de giriyor. Tabii. Ve tehdide giriyor. Kesinlikle, kesinlikle. İki tarafın onay verdiği, bilinçli ve kabul ettiği bir dokunma dan bahsediyorum burada. Yumuşak dokunma olacak. Tabii bile. Ki. Mesela boksör de dokunuyor, yumruk vuruyor, dokunuyor. Ama tabii ne ki. Oluyor o zaman? Tabii ki. Ama tabii bu biraz şeyle de ilgili. Hani mesela sadomasojistik ilişkilerde de kişi şiddet eğilimiyle varlığını hissediyor. Aslında sadomasojistim şiddetsiz temelinde de... dokunuş diyelim. Evet, zaman. Bizimki evet. Toplumsal anlamda şiddetsiz dokunuş. Bunu tabii ki en çok kullandığımız ve birçok açıdan birçok işlevi yerine getirdiğimiz... Ellerimiz boşta olduğu için, ellerimizle yaptığımız için tabii dokunuyoruz. Ama şimdi çocuklar ayaklarıyla bir şey bulmuşlar ve aslında orada kendi toplumsal yapılarını, yalnız olmadıklarını birbirlerine şimdi böyle söylüyorlar. Yalnız değiliz, buradayız, toplumuz diye. Tabii. Ben öyle değerlendiriyorum. Diğer hocalarıma geçeyim abi, küçük bir şey daha söyleyeyim. Her dokunuş, her şiddetsiz dokunuş da olumlu anlama gelmiyor. Demin futbolcuları gördük. Salgın yokken tokalaşıyorlardı ama maçın içinde kavga ediyorlar. Dokunduk da kavga etmeyeceğiz diye de bir şey yok. Ya futbol tabii ayrı bir şey. Şimdi birbirlerine dokunmuyorlar, maç boyu yere tükürüyorlar. Yani ama biz seyircisiz oynatıyoruz ama 11-11, 22 evet, kişi birbirine bulaştırırız. Hakemler birbirine, antrenörler tabii. Ve damlacık yoluyla bulaşıyor bu hastalık. Tabii. Yani o tükürme işi çok ciddi bir şey. Galiba... Ekonomik boyutunu da konuşmamız gerekiyor bu salgın için alınan tedbirlerde. Ekonomik kaygılarla biz almamız gereken bazı önlemleri almıyor muyuz? Mesela bu futbol karşılaşmaları, bunu yayınlayan televizyon kuruluşları var, milyonlarca dolarlar dönüyor. Şimdi bu maçlar ertelense, hani seyircisiz olunca televizyondan yayınlanıyor ya maçlar. O zaman herkes parasını kazanıyor, kulüpler kazanamamış oluyor. Ama 11-11, 22 kişi, yandakiler, hakemler, yan hakemler, görevliler, işte dediğiniz gibi salgılar çıkıyor, tehlike asıl orada. Bunu durdurmanız lazım. Demek ki ekonomik kaygı da bilimin önüne geçiyor mu, ne dersiniz bu hocam? Bu çok katmanlı bir sorun tabii. Evet, buyurun, sonra Mahmut Nedim Doğral hocamızla. Yani işi tek başına sağlıkçılar bu böyle şeylerde, salgınlarda yürütemez. İşte denildiği gibi sağlıkçıların çeşit çeşit branşları var. Ama bunun ötesinde ekonomistler, sosyologlar, felsefeciler, bu arada işte şirket sahipleri, hepsinin bir araya gelip aslında ortak bir akıl, bir çözüm üretmesi lazım. Süper. Yoksa İtalya gibi oturup çökeriz. Sağlık Bakanlığı ya da Beştepe'de Cumhurbaşkanlığındaki bilim kurullarının içinde sadece tıpçılar, sağlıkçılar mı var? Sosyolog, psikolog, ekonomistler de var mı? Çünkü bakın ekonomik boyutunu söyledik. Bilmem ne maçı yayınlayan filanca kuruluş milyonlarca dolar zarara uğrayacak. Bana ne onun zararından? Ama sonra topluca ülke olarak bedel ödeyeceğiz. Onu diyebildik mi? Dememiz lazım. Yani bence şimdi dememiz lazım. Tek tek yani. İnsanları korumaya çalışırken, üniversiteleri kapatırken, okulları kapatırken, tatile sokarken bu taraftan maç devam etsin. Bu ne perhiz? Yani bu ayrı bir sorun ve o sporcular da oradan çıkıyor, o bulaşı alıyorlar, başka yerlere taşıyorlar, kendi akrabalarına, onlar evlerinden çıkıyor başka yere, zaten salgın böyle gelişiyor. Karantina dediğimiz uygulamanın aslı da bu yayılımı engellemek zaten. Dolayısıyla biz yere tüküren insanlar o tükürükleri alıyorlar üzerlerine, ondan sonra da başka bir şey ortaya çıkıyor. En iyisi tenis galiba. Tenis yasaklanmasın bir süre, futbol yasaklansın bence. Evet. Çünkü tenis uzaktan uzağa, temas yok, topu atıyorsunuz. Hocam ne dersiniz? Şimdi tenisten önce şunu vurgulamak istiyorum. Biz ülke bazında konuşuyoruz. Dünya bazında konuşmamız da gerekiyor. Çünkü dünya ekseni kontrol altına alındığı zaman ülkemiz ekseninde
insanlarımız 80 milyon ve çevresi de kontrol altına alınmış oluyor. Burada Sayın Cevizoğlu, değerli arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin ne kadar önemli rol aldığını üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Sivil toplum örgütlerini serbest bırakıp, nezaket çerçevesinde olmak kaydıyla tabii, çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Siz bir hekim olarak, bilim adamı olarak, üniversite akademisyen olarak, kendisi özel çalışan bir hekim olarak halka bir sivil toplum örgütü kadar ulaşamıyoruz bir kere. Öğretim üyesi dedik Sayın Hocam, sizinle demin profesör önce halkı aydınlatacak. Ondan sonra eğitimini devam ettirecek. Medyanın da rolü. Medyanın da rolü giriyor burada. Teşekkür bu akşam ediyoruz. Yapacağınız açıklamalar. Teşekkür ediyoruz bundan dolayı size hep. 30 yıldır teşekkür ediyorum size zaten. Şimdi siz sanal gerçeğe çok yaklaştınız içinizde. Dokunuştan bahsettiniz. Biz sanal gerçeğe yaklaştık. Bu tarafta gerçek yok diyen birisi de var. Şimdi ama bir dakika bir bitireyim bakın. Şimdi anatomi, hocam anatomist. Ben Amerika'da bu virtual reality'nin İsviçre ve Amerika'da üzerinde kısa öz çalışmalar yaptım. Anatomi, o kadavra, fresh kadavra, saklama falan ondan çıkartıp da sanal gerçek içine VR'la nasıl şey yapabiliriz? Siz bu dokunuşu sanal gerçek içerisinde gözlerinizle yapabilirsiniz. Gözler karizmatik şöyle hareketlerdir. Limbik sistemi uyarırsınız. Konum pozisyonunu limbik sisteme, amigdalaya, heyecana yönlendirirsiniz. Şimdi bana kızacaksınız gene. Şimdi beyin içinde her şey, hayat beyin içindeki olaydır. Stephen Hawking'e bakın. Hiçbir yeri tutmuyor fakat beyni çalışıyor. Şimdi bunları söyledikten sonra ben şu şekilde bitireyim. Wuhan şehrinde ki neydi? Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Evet. Biraz değişik bir konu ama sizin sözünüzle bağlantılı. Şimdi Stephen Hawking'i örnek verdiniz. Evet. Boynundan yük aşağısı tutmuyor. Hı. Ama beyin çalışıyor. Evet. Peki Atatürk de diyor ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Şimdi sağlam vücut yok Stephen Hawking'de. Sağlam kafa var. Ne olacak? Şimdi, İstisnai durum diyoruz şimdi, değil mi? Şimdi tam karşımda Atatürk ve Cumhuriyet yazıyor. Evet. Atatürk onu söylediği zaman Stephen Hawking yoktu. Zaten bir istisnai kere. Bir durum o. Ha, istisnai bir durum. Ama vücudu da sanal olarak ortaya koymuş. Nur içinde yatsın. Beyni de sanal içinde. Türk insanı zekidir diyor. Ey kafası çalışmayan Mahmut Nedim Doral, ben kendime söylüyorum. Atatürk bunu söylediyse ben kafamı çalıştırmak zorundayım. Bir şartlanma güdüsü. Şimdi bu şehirde, Wuhan şehrinde ve çevresinde Kanadalılar laboratuvar kuruyorlar. Yıllardır da oradalar. Sayın hocamın da demin belirttiği bir etik kuralları orada daha güzel yarabiliyoruz deneysel çalışmalar yapmak için. Dünya bunu kabul etmiş durumda. Ve 2020 benim baş asistanım Barış Kuzuca'dan rica ettim. Bir araştır dedim. Hatta öğretim üyelerimiz işte sevgili Berk, Burak Hoca, Murat Hoca, Doğaç Hoca vesaire. Onlar da bana yardımcı oldular. Springer'in bir yayını var. Canadian Anesthesiology Derneği'nin çıkarttığı 2020. Ne olur bir koronavirüsünün yayınlarına bir bakın, 2019-2020'dir. 2019'da vardı bu ve yayınlar var. Pnömoni ile gidiyor. Yani akciğer iltihabı ile gidiyor. Bugün patlak verdi. Dünya dedi, bir dakika dedi. Daha yeni gördü şey. Trump vesaire. Kanada bakın da, Kanada Cumhurbaşkanı'nın başbakanın karısı da galiba kendisiyle birlikte. Şimdi bu çalışmalar orada yapılıyor ve Canadian Anesthesiology Society, yani Kanada Anestezi Derneği'nin, sivil toplum örgütü'nün yayını ve ona atfen Singapur'dan 3 anestezist şey yazıyor, editöre mektup yazıyor. Bir dakika diyor, ameliyathanede diyor, ben diyor şey yaparım diyor. Şimdi ben buraya geldim. Kanada Derneği, Anestezi Derneği, Kanadalılar yayın yapıyorlar. Springer çok yüksek şeyde. Ve 2019'da Yama'da var. 2020'de Singapur Derneği var. Singapur Government, söyleyin. Hükümeti. Hükümetinin yayını var. Şimdi bu yayınlara baktığımız zaman
problemleri bilimsel çözmediğimiz sürece, çözmeye çalışmadığımız sürece o problem bir gün tekrar iki misli problemle geliyor. Ben çocuklar burada, şunu yazalım hocam, sizin ağzınızdan yazabiliriz değil mi? Koronavirüs daha önce de vardı, yeni çıkmadı diyorsunuz. Tabii. Peki ne bu panik dünyadaki? Ha şimdi bakın, ben koronacı değilim. Ben enfeksiyoncu değilim. Ama ben yayınları takip ediyorum. Bağışlayın. Uluslararası yayınlar biliyoruz dedik. Yani, takip ediyorum. Ama bir bakıyorum, son 2 senede 6 tane yayın var bu koronavirüsle. Novel koronavirüs diye de geçiyor bazılarında. Hem de söyleyin, impact faktörü çok yüksek. Yani değeri çok yüksek dergilerde. Sonuç, problemlerin sonucunu çözeceğimize nedenini oturalım, araştıralım. Bugün bambaşka yerden bir bakteri şey. Galen nereden meşhur olmuş? Niye meşhur olmuş? Döneminde vebayı izole ettiğinden dolayı kral tarafından karşılanıyor. Milattan sonra 150'lerde. Yani izole ve ayırmış, değil mi? O zaman şeyleri yok, ayraçları yok onları. Sonuçta yayınlar da yok. Karantina kavramı o zaman mı çıkıyor? Var. O tarihte vebanın olduğu. Var. Tabii milattan önce 150'lerdir Galen'in dönemi. Ondan sonra Antoninus döneminde tekrardan bir veba çıkıyor. Justinian döneminde bir veba çıkıyor. Ne olur? Şimdi diyeceksiniz ki ya tarihçilik yapma, bana. Çok önemli. Şey içinde konuşuyoruz. Hücre içinde konuşanlar var. Senin yerin ne? Bir dakika. Tarihe bakmak zorundayız. Benim konuşanlar da var. Maalesef. Benim için hücre kadar değerli olan tarihtir hocam. Yeter ki ondan şey alalım. Benim söyleyeceğim, bu Kanada çok araştırmacıdırlar. McGill Üniversitesi gerçekten Kanada'da, biliyorsunuz, hem Quebecois hem şeydir, British'tir. İki ayrı kültür bir yerde barış içinde yaşıyor. Tamam, sürtüşmeleri falan vardı ama Trudeau şeydir, Fransız kökendir, Quebecois'dır. Yani şimdi sonuç, bu Kanadalılar bunun üstünde duruyorlarsa orada laboratuvarlar var. Çünkü en büyük laboratuvar, ben öyle dedim size. Yani demin sizlere Çin sonucu değil, nedenini ortaya koymak lazım. Acaba o laboratuvarda yanlışlıkla mı üretildi? Böyle bir paranoyak bir düşünceyi de kendimden şey yapalım, uzak. Etik nedenini bile sorgulasak ortadan kaldırsak. Hocam ne olur araştırın, evet. Yüzünü Kanadalıların laboratuvarı var. Bu yayın Springer 2020 Mart 3'üne girin. Göreceksiniz anestezist hemen ameliyathanede koronavirüslü bir hastaya cerrahi yapılması gerekirse ne yapılmalı? Guidance çıkartmışlar. Peki bu sorunun yanıtını aramak durumunda değil miyiz? Altyazıda da var. Koronavirüsü daha önce de vardı, yeni çıkmadı dediniz. Evet. Şimdi dünyanın paniklemesinin nedeni ne? Hani biyolojik silahlar, evet, kimyasal silahlar da çok konuşuluyor ve komplo teorisi değil bunlar. Ciddi. Lisedeyken Milli Savunma derslerinde de okuduk bunları. Tek bir kitap vardı. Hani askerler girer diye derse. Evet. O kitaplardan hatırlıyorum ben. Kimyasal saldırı nedir? Nasıl korunulur? Biyolojik saldırı nedir? O kısacık öz kitapları bu yaşımızda tekraren okusak, o lisedeki kitabı, inanılmaz bilgi sahibi olacağız. Basit, anlaşılır. Şimdi demek ki bu biyolojik saldırı mıdır? Ona da bakmak gerekiyor. Korona daha önce vardı. Şimdi niye panik oldu? Birisi dünya üzerinde bir deney mi yapıyor? İzin verirseniz iki kelime edeyim. Kaleci gol yemeden kendini eğitemez. Santfor gol atmadan kendini eğitemez. Daha önce de gol yemiş ama. Hayır. Şimdi gol denen şey var. Title var, o başlık var. O gol ortaya çıktıktan sonra o zaman antrenör diyor ki neden onu yedin diyor. Sen bilmem, beklere soruyor falan filan. Korona vardı. Diğer virüsler de vardı. Şey vardı ya, söyleyin, İngiliz gribi çıkmış. Çok da almış götürmüş şeyi. Çok ölü var. Yani o kadar değişik varyasyonlar var ki. Ben şey, genetikçi değilim, immünolog değilim. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Ama hep mütasyonla, messenger RNA. Bu messenger RNA çok çok yaramaz bir şey. Zaten bu RNA virüsü diye. Tamam işte, yani işte RNA virüsü. Ondan sonra gidiyor Michelangelo'nun dediği hocam, gibi kültür genlerle geçer olayı. Sevgili hocalarım, siz Mahmut Nedim Doral Hoca'nın başka bir yönünü biliyor musunuz? Türkçe aşığıdır. Üniversitelerde daha önce, şimdi Ufuk Üniversitesi'nde ama Hacettepe. Daha önce Hacettepe Üniversitesi'ndeyken Türkçe topluluğunun danışmanıydı, başkanıydı. 5 yıl boyunca.
Türkçe aşığı ama bakıyorsun burada tıbbi kavramlar kullanıyor. Bu messenger dediğiniz de bir Türkçe söyleyin yani. Hocam söylesin yani, messenger. Haberci de ne? Yani, haberci, işte, haberci, yani, haberci. Bak, öyle dediğinizden daha anlamlı oluyor. Haberci, yani. Haberci. Haklısınız hocam. Haberci. Bazen kaybediyoruz buyurun. Şimdi toplumların mesela koronavirüse karşı verdiği tepkiler o toplumların bilim toplumu olup olmadığının da bir göstergesidir. Mesela örnek vereyim. Bir toplum dezenfektan ücretsiz dağıtırken diğer toplum bunu bir çıkar amaçlı daha pahalı o şekilde 5 kat 10 kat satıyor. Bir toplum kısa vadeli zararları göze alarak uzun vadeli yararlara giderken diğer bir toplum kısa vadeli yararları isteyerek uzun vadeli zararları göğüslüyor. Yani toplumların davranışları o toplumların bilime ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Ve biz buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Tarih buyurdunuz ya, tarih yazılmış sosyoloji. İşte sosyoloji geçmişi tarih. Tarih okumadan bir toplumun bilinçli, yani bilincinin gelişmesi mümkün değil. Doğru tarih. Aşağı, evet. Doğru tarih. Şimdi 19. yüzyıl toprak zenginliğiydi. Hala bugün mesela ben arsa aldım verdim diyen insanlar var. Bu 19. yüzyılın geleneğini taşıyor kafasında. 20. yüzyıl para zenginliği şeydi. Hala ben param var, çok param var diye. Şimdi bakın kağıt para bile tedaviden kalkacak neredeyse. Ama 21. yüzyıl bilgi zenginliği bir toplumda. Bakın dijital mesela eğitim sistemleri var. Şu anda Milli Eğitim Bakanı onu o sisteme geçiyor. Ya da internet dediniz. İnternetten siz konferansa katılıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Bilgi üreten toplumlar bu değil, koronavirüs değil, daha büyüğü de gelse, daha farklı bir şey olsa, göktaş da çarpsa, deprem de olsa, bilgi toplumları bununla baş etmeyi başarıp hayatta kalmaya devam edecek. Çok güzel. Üniversitelerde böyle anlatıyorsunuz değil mi? Hani? Size de böyle anlattılar, siz de böyle anlatıyorsunuz hoca olarak. Peki, pratiğine bakalım, toplumsal pratiklere. Evet. İtalya bilgi üretiyor. Otomobil sanayisi müthiş. Süper teknoloji. Yarış arabaları var, teknolojisi var. Üniversiteleri bizden üstün. İtalya'nın. İtalya'da kıran gezi derler ya, İtalya bütün ülkeyi karantinaya aldı. Ya bu teoriyle pratik uyuşmadı, ne diyeceğiz? Bakın 3 tane bilim var. Bir bilim için bilim. Bilim için bilim, mikrobiyolog orada faja bakar. Bakteriyofaja ya da virüse onu keşfeder. Tamam. Bu o an bir şey olmuyor. Sadece bir şey keşfetmiş oluyorsunuz. Ama sonra siz bunu üretim için bilim dediğinizde bunu aşıya çeviriyorsunuz. O aşı insanlara aşıladığın zaman bu defa ne oluyor? Toplum için bilim oluyor. 3 tane bilim var. 1 bilim için bilim, 2 üretim için bilim, 3 toplum için bilim. Bir de 4 mesela, sahte bilim. Evet. Beş, doğru sahte, bilim. Sahte, şimdi, sahte. Şeyi, mesela örnek vereyim, size, bak, örnek vereyim. Elektronu bulduğunuzda bir şey olmuyor o an. Ama o elektron işlemcinin içine girdiği zaman cep telefonu oluyor. Evet. O cep telefonu vatandaşa eline verdiğinde annesini arıyor. Şimdi toplum için katkısı olmayan bir bilim filmdir artık. Onu yapan da bilim insanı değil, film insanıdır. Var mı öyle? Topluma faydası olmayan bilim var mı? Ne mesela? Hayır, o yani. Artık işte, film oluyor işte. Hayır, test ne? Hocam söyle, test etmezseniz. Filmin de siz faydası. Siz denemeye götürmez. Bakın siz bilimi testte deneye götürmez. Bilimini yapıyor. Yani, bakın biz Türkiye makale yayınlamada 19. sırada dünyada. Ama gerçek dünyada uygulamasında 56. Yani bu birkaç sene önceki veri de günceli farklı ama kağıt üzerinde kendinizi teyit etmek için bir makale yazarsınız. Bilimsel de görünür. Argüman olarak da bilimsel görünür. Tutarlı görünür. Soru ama gerçek. Mesela örnek yararsız bilim var mı? Soğuk füzyon. Soğuk füzyon makale yayınlandı. Dünyanın başına bela oldu 90'lı yıllarda. Evet. Cold fusion dediğimiz Ohio Üniversitesi'nde tüpün içinde füzyon yaptık dediler. Nükleer enerji ortaya çıkarttı. Bizim ODTÜ'de de yapıldı. Evet. Hala uğraşıyor. Mesela Pakistan'da falan hala uğraşanlar var. Bilimsel argümanlar gösteriyor. İşte sahte bilim dediğimiz. Yani pseudoscience giriyor. Bilimsel argüman var. Jargon da bilimseldir. Teknik konuşabilirsiniz. İkna edici de olabilir. Ama gerçek dünyada karşılığı yoktur. Tutarsızdır. İllüzyondan mı bahsediyor? Tabii illüzyon oluyor o zaman tabii. Onun için yani toplumun bilim algısı. Bu söyledikleriniz hep benim aklıma ne geliyor biliyor musunuz? 20 katlık bir binanın 20. katındaki sütunu değiştirmek isterseniz kolonu mümkündür. O kolonun üzerinde farz-ı mahal 200 kiloluk ağırlık vardır. Ama birinci kattaki kolonu çekmek isterseniz üzerinde 20 bin ton vardır. Biz anlıyoruz ki çocuklarımıza,
ilkokullarda ilk yardım, temel biyoloji, panikteki temel davranışlar, temel psikolojiyi, hatta en önemlisi etik. Yani ben başkalarını ezerek mi gidip o kolonyayı alacağım? Yani ben markette herkese ezin mi, ya da 20 tane kolonya alırsam tek başıma ama kimse alamazsa iyi olur mu? Bu, yani ben hayatta kalırsam ama herkes ölürse ne olacak? Ben çok zengin oldum bu koronavirüsün bu faciadan. Evet, zaman geçti ama toplumun yarısı ölmüş. O parayı nerede harcayacaksın? Yani mutluluk kavramı tek başına kalmak mıdır? Japonlar bunun dersini veriyor bize işte. Alırsak, utanacak bir şey yapma derler Japon kültüründe, çocuklara Shinto'da utanacak bir şey yapma. Bunlar tekrar ediyorum. Etik eğitimi her sene tekrar edilmesi gereken bir şeydir. Yani bu benimsel araştırma etiği sertifikasını veren City programı var. Girin bakın, sertifika bir sene geçerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde laboratuvarda çalışan bir akademisyen bu sertifikayı aldığında seneye tekrar etmesi gerekiyor. Çünkü normlar güncelleniyor, yeni maddeler ilave ediyor veya çıkıyor. Demek istediğim şey şu, eğer toplum bunun gibi hep olacak, İstanbul'da çok büyük bir deprem bekliyoruz, bundan az öz bir şey değildir. Ya da başka şeyle, öngörülmez bir sürü şey olabilir. 2020, ben 1990'da Bilim Teknik Dergisi'ni okurken UFO'lar uzayda yaşıyoruz gibi bir şey vardı, beklenti vardı. Geldiğimiz 2020, bir sürü depremler, sıkıntılar, onlar bunlar. Neden? Çünkü problemler kendi kendine çözülmez. Her zaman çözüm problemin içindedir. Benim başım ağrıyorsa ağrı kesici benim almam gerekiyor, sizin değil. Çözüm her zaman problemin içinde olur. Onun için problemi çözmek için problemi iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bilime dayanmamız. Evet. Eğer bilim sınırları olan bir etkinliktir. Ama saçmalık sınırsızdır. Onun için bazı programlar mesela şey yapıyor. Kelle paça. Kelle paça yenene kadar. Felaket tellallığı yapan insanlar var. Korkutmayı meslek edinmiş insanlar var. Bu tamamen bilim dışıdır. Kim mesela, isim verin? İsim bilmiyorum da var. Yani bir strateji uzmanlar çıkıyorlar. Ben hep sürekli dünya, hep böyle bir dünya bir virüsü icat ettiler, bizi öldürecek, bizi yok edecek diye. Var. Bu sorun bu zaten. Safsatanın müşterisi var. Müşterisi olması, şeyin de, Azmendin de adam şizofren de çıktı, 400 kişi arkasında vardı. Siz ne kadar saçma sapan bir şey söyleseniz yine arkasında birileri yürür. Birilerinin sizi ikna edebileceğiniz, insanla ikna etmeniz, bakın burada psikiyatr hocamız var. İnsana ikna etmeniz sizin haklı veya doğru olduğunuz anlamına gelmez ki. Siz her zaman kendinizden daha cahil insanları bulup o cahil insanları onları manipüle edebilirsiniz. Ama gerçek bizden bağımsız bir şeydi. Hocam Hollywood bu yüzden kurulmuş. Ya bakın antivirüsü var. Doğru işte akıl yürütme becerilerini geliştirmeniz lazım. Dünyayı idare ediyorlar filmler. Tabii Rıza'nın imalatı oradan işte. Bravo, söyleyin onu. Düşünme becerileri. Rıza'nın imalatı. Yani Hollywood'un yaptığı budur. Hollywood'un şimdi senaryo tekniklerini okuyorum. Biraz senaryo yazayım mı filan diye. Orada diyor ki mesela 11. dakikada o kediyi kurtar. O kediyi kurtar. Yani mutlaka diyor filmin 11. dakikasında iyi bir şey yap, birini kurtar. Ya da işte yoldan geçen bir kediyi araba ezecekse onu kurtarsın kahraman. 70-75. Dakikada da mutlaka bir şeyi öldür diyor. Ölümle ilgili bir şey geçir. Demek ki film deyip geçmiyor. Tabii. Bilimi var. Bir sistematik oluşturmuşlar adamlar bu senaryolarla ilgili bile. Yani burada da işte bu safsata, sahte bilim, komplocuların şimdi çok pratik bir yanları var. Çok kolaycılar. Her istediklerini çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar ve bunun için bir kaynağa ihtiyaçları yok. Evet. Bir bilimsel veriye ihtiyaçları yok, bir araştırmaya ihtiyaçları yok. Neye dayanarak söyledin? Kapıya dayanarak söyledim. Yani genelde bunların tavrı bu. Şimdi onların söylediği bir tane saçma cümleyi de biz onların... Sizin bin tanenize bedel. Tabii. Bin doğruya bedel. İşte bir deli kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış hesabı. Biz bu sefer yeniden verilerle oturuyoruz, bunlara karşılık vermeye çalışıyoruz. Ve üstelik biz bu karşılığı verilirken, mesela ben çok uğraşıyorum bugünlerde bunlarla. Sosyal medyada en çok beni taşlıyor halk. Ben onları bilimsel verilerle doğruyu anlatıyorum oysa. Yani yapmayın diyorum. Mesela bugün bana iki çocuk geldi, müsaadenizle onu söyleyeyim. Birisi elini ağzına götürdü. 7-8 yaşında bir çocuktu. Ya elini ağzına götürme dedim.
bak dedim dikkat et bunlara hani koronavirüs filan. Ya dedi çocuklara bir şey olmuyormuş dedi. Ne olacak dedi götürürüm. Bakın çocuklarımızın aklına bunu ekmişiz. Çocuklara bir şey olmuyor. 65 yaşından büyükleri oluyor. Hem çocukları böyle bir ataletin içine sürüyoruz hem de 65 yaşından büyükleri korkutuyoruz. Şimdi bu doğru, 65 yaşından büyükler daha büyük sorunlar yaşıyor ama bunu doğru söyleme biçimi de var. Ayrıca bundan geçtim. İkinci çocuk diyor ki ben Türk'üm, başka bir çocuğa söyledim bunu, ben Türk'üm, Türk genine bir şey olmuyormuş diyor. Bakın safsata ortaya çıkıyor ve çocuklarımız kendini korumaktan... Reklam arasında söylediniz, ben orada söyleyeyim, burada da söyleyeyim şimdi. Bizim mezarlıklarımız Türklerle, bizlerle evet. dolu değil mi? Evet, evet yani. Türkler şimdi, ölümsüzdür diye bir şey var. Evet, yani bu mesela hikaye de mesela baktığımızda çocuklarımıza kadar bu safsata kafasına girmiş. Şimdi biz bu çocuğun kafasından bu safsatayı nasıl çıkaracağız? Ömrü boyunca diyecek ki Türk geni bende var, bir şey olmaz. Hele bu salgından da kurtularak çıkarsa bu çocuk, bunun böyle olduğuyla ilgili bir kafasında imaj artık netleşecek. Bundan sonrasında o bilim adamı olduğunda da böyle cümleler kurabilecek, böyle şeyler söyleyebilecek. Bilim adamı olduğu zaman onun doktora bilim danışmanı... Bilim insanı diyelim bu arada, pardon. Insanı, doktora danışmanı çok önemli. Onu evet. geçirmeyecek işte o zaman. Evet, aynen öyle. Yani o danışman da ona olur verip öteki jüri üyeleriyle yürü ya kulum derse olmuyor. İşte kul evet. oluyor da bilim insanı olmuyor. Madem sinemayla... Tabii bir saniye. Sinemaya girdim dedim ya hocam. Tavsiye edeceğim. Sinema sosyolojisi inanılmaz zevkli bir alan. Toplumlar sinemayla nasıl idare ediliyor? Sinemada verilen mesajlar, savaş filmlerinin fonksiyonu, aşk filmlerinin, psikolojik filmlerin rolleri, toplum idare etmede, yatıştırmada, yönlendirmede. Bakın Türkiye'de de öyle, bunu keşfettiler. Yıllardır, son 20 yılda işte FETÖ vaktiyle bir soğuk Şubat mı neydi? Şubat soğuğu mu? Zaman televizyonda bu filmleri yayınladı, mesajlar verdiler. Öteki vaktiyle işte bir mafya dizisi vardı. Neydi o? Şimdi Polat Alemdar mı? Polat Alemdar'ın oldu. Sürekli evrim geçirdi kendi içinde. Bir mafya oldu, bir devletin gizli adamı oldu. Birileri bir şeyler, mesajlar verdiler. Çukur dizisi var. Şimdi başka filmler var. Onlara da bakıyoruz ekranda. Takır takır adam öldürüyorlar ellerinde silah. Ya bu ülkede polis yok sanki. Güvenlik güçleri yok. Ya ceset, şimdi izliyorsunuz diyorsunuz ki ya bu 15 kişiyi öldürdü bir seferde. Bu cesetleri toplayan kim var? Yani polis diye bir şey yok mudur? Bu nasıl bir mesajdır topluma verilen? Onu izleyen, eline ağzına götüren ve bize bir şey olmaz diyen çocuğun algısı gibi. Ya demek ki ben de öldürebilirim. Tamam. Demin dokunmak evet, şiddeti körüklüyor. Ya dokunmuyor bu. Dokunmuyor, öteliyor. O mermiyle öbür dünyaya gönderiyor. Ve yerde 15 kişi yatıyor. Bunu biz seyrediyoruz. Sonra Rütük bize mesela şöyle ceza veriyor. Biz yayın yaparken Elazığ'da deprem oluyor. Aniden doğal olarak habercilik refleksiyle deprem haberlerine dönüyoruz. Allah korusun şimdi deprem olsa biz koronayı unutacağız ve sıcak haber döneceğiz oraya. O haberlerden dolayı bize ceza veriyor Rütük. Ya bunlara ceza ver ey Rütük. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Toplum yapısı. En ufak bir şey olduğu zaman sosyolojiye giriyor. Türk aile yapısına aykırı davranır. Ya Türk aile yapısı her neyse sizin kafanızdaki, yazınızdaki Türk aile yapısına aykırı yüzlerce diziler var. O merkez medyada reyting yapıyor, milyon dolar reklamlar dönüyor. Ya başkası yengeler, amcalar, torunlar derken deprem haberini, sıcak haberi veriyoruz. Halkı paniğe sürüklemek. Bu ne demek ya? Bu nasıl bir ülkedir? Şimdi geleceğim oraya. Bir önerim var. Az sonra yapacağım o öneriyi. Bu etikle ilgili. Etik suç diye bir suç olması gerekiyor. Cezası olmalı. Mesela salgın var. Kolonya almaya gidiyoruz. Bir izleyicimiz yazmış. Ali Bey diyor ki 3 kişilik aile babası 5 litre kolonya alıyor ve bununla övünüyor. İçseler 6 ay yeter sanırım. Bu toplum ne zaman bu kadar bozuldu anlamak mümkün değil. Hulki Bey demiş Twitter'da. Şimdi diyelim ki kolonya ihtiyacımız. Bize söylediler. Kabul ettik diyelim. 2 kişilik ailesiniz. Ne kadar kolonya lazım? 2 şişe, 1 şişe yeter değil mi geçen yıl? Gidip 3 şişe aldığınız zaman yasal mı? Yasal. Ama etik mi? Bence değil. Değil. Çünkü başka 2 kişinin alacağını evet. alıyorsunuz. Ben bunun etik suç kavramı diye adlandırılması, literatüre girmesine etik. Ve etik nasıl? Evet, bir saniye hemen döneceğiz. Trump açıklama yapıyormuş. Şimdi ona da döneceğiz. Ben sonra devam ederim. Bakalım Amerika'da olağanüstü hal var mı? Bizi de bir tarafta gösterin. Evet.
and charge them with developing a high throughput quality platform that can meet the needs of the American public. We are grateful to LabCorp and Quest for taking up the charge immediately after the meeting, and within 72 hours, bringing additional testing access, particularly to the outbreak areas of Washington State and California, and now across the country. We are also very grateful to the universities and large hospital systems that took up the charge to develop their own quality tests made available by new FDA guidance. This has resulted in expanded testing across New York, California, Washington, Colorado, and you see sometimes those drive-through options that have been made available through these high-throughput options. Following the meeting last week, major commercial laboratory equipment and diagnostic companies took immediate action to adopt and develop new testing systems. Last night, the initial company, Roche, received FDA approval, moving from request to development to approval in record time. This innovative approach centered fully on unleashing the power of the private sector, focusing on providing convenient testing to hundreds of thousands of Americans within short turnaround times. In less than 2 weeks together, we have developed a solution that we believe will meet the future needs, testing needs of Americans. I understand how difficult this has been. I was part of the HIV/AIDS response in the 80s. We knew from first finding cases in 1981, it took us to almost 1985 to have a test. It took us another 11 years to have effective therapy. It is because of the lessons learned from that we were able to mobilize and bring those individuals that were key to the HIV response to this response. And I understand that a lot of this behind-the-scenes action over the last couple of weeks was invisible to the press and the American people. But this intense effort has not only resulted in innovative solutions, but an automated, high-throughput system bringing the availability of these quality coronavirus testing to the American people at unprecedented speed. Finally, I want you to know in South Korea, they did have a large number of tests available over the last several weeks. Their positivity rate is between 3% and 4%. With LabCorp and Quest expanded testing, their positivity rate is between 1% and 2%. So we want to also announce this new approach to testing, which will start in the screening website. Evet. Up here. Koronavirüs testleri kim vardı orada? Göremedim ben. Evet. People of interest can go, fill out a screening questionnaire, move down for symptoms or risk factors, yes. They would move down this and be told where the drive-through options would be for them to receive this test. Bu açıklamayı bir tarafta tutalım, görünsün, bir tarafta da biz görünelim, konuşalım. Bakalım Trump elini uzatıp bu açıklamadan sonra tokalaşacak mı, onu görmüş oluruz. Ulusal acil durum ilan etti Amerika. Evet, şimdi gördük açıklamayı. Daha önce dikkate alınmamıştı. Şimdi Trump konuşacak ama diğer haber kanalları bizim yaptığımız refleksi gösterip bunu vermiyor. İnşallah Rütük'ten ceza yemeyiz. Amerika Başkanı'nın açıklamasını canlı verdiniz diye. Türkiye niye burası. Sebep olduk? Amerika şimdi... Amerikalı panik olur. Değerli sanatçı Leman Sam'ın bir iletisi var. Diyor ki, yine programların yıldızı sizinki. Bilim ne güzel, size minnettar olmalıyız diyor. Biz size çok teşekkür ederiz. Leman Sam. Evet hocam, bir şey söyleyecektiniz bu biyolojiyle ilgili. Biyolojiyle ilgili bir giriş yapayım isterseniz. Semih hocam ve Mahmut hocam özellikle kapıları açıyor. Hocam da bunun felsefi altyapısını, bilimsel felsefesini oluşturuyor. Toplum içindeki panik veya diğer davranışlar, sokağa tüküren bir toplum, bencil bir davranış, kendisine diyelim ki 3 litre veya 2 litre kolonya ihtiyacı varken gidip 6 litre alması, süpermarketteki kuru bakliyatı bitirmesi. Bunlar ayna nöron dediğimiz insanların birbirini etkilediği, özellikle şöyle tanımlayayım, tıbbi terminoloji kullanmayacağız. Ön beynimizin yan tarafındaki bölgelerde önce maymunlarda fark edilen, daha sonra da insanda da bunun karşılığının olduğunu iki İtalyan bilim insanı tespit etmiştir ve artık davranışlarımızın genelde toplumda Hulki hocamın da tabii gençlerin veya düşünen insanların kitleler psikolojisi, telefonda da konuştuk, Gustav Le Bon'un
artık aşıldığını görüyoruz. Biz gençlik yıllarımızda Gustave Le Bon'un, ki kendisi maalesef Fransız ırkçısı bir insandır, Türk düşmanıdır. Fakat kitleler psikolojisi üzerine yaptığı yorumlar, Birinci Dünya Savaşı üzerine yaptığı yorumlarda kitlelerdeki bir takım olumsuz duyguların ortaya çıkması. Diyelim günlük işinde çok sade olan bir vatandaşın savaş anında veya savaş olmasa da katliam anında bir anda canavara dönüşebilmesi, aynı nöronun tetiklenmesinden. Ama aynı nöron ülkelere ve gelişmişliğe göre onu söyleyeceğim. Şöyle esasında biyolojik zemin derken, eğer toplumları biz beyin bilimini bilmiyorsak, sadece nörobilim demiyorum çünkü beyinde çok farklı hücrelerin olduğunu biz biliyoruz. En az nöronlar kadar, yani sinir hücreleri kadar, onlardan kat be kat görevlere sahip olan astrositlerin, destek hücrelerinin, yani glia ismi her ne kadar kavrama uymasa da, destek hücresi denen, yıldız hücresi denilen hücrelerin görevlerini öğrenmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla beynin yapısını biz toplumda, ki bunlar farkındalık derken toplumun farkındalığı açısından öğrenilmesi ve hayata uygulanması da zor değil. İnsanlarda bir beyin kökü vardır. Beyin kökünün üstünde vurgu yaptığınız limbik sistem, amigdala dediğimiz duygusal alanı kapsayan kısım. Onun da üstünde hem bizim beyaz cevher hem de gri cevher dediğimiz. Hocam reklama gideceğiz, bölüyorum, devam edersin ama Trump da tokalaştı gördüğünüz gibi. Hiç yani, şaşırmadım. Yani bu elimize hakim olamıyoruz. Demek ki bu eline, beline, diline lafı da çok önemli. Evet. Şimdi ulusal acil durum ilan ediyor Amerika Başkanı ama elini uzatıyor, tokalaşıyor. Bir kere öksürmedi, dikkat ettiniz mi? Bakın 10 dakikadır konuşuyor, orada duruyor, öksürme yok. Ama elini uzattı. Abi elini uzattı ama öksürme yok yani. O oradan teste, bu kadar tamam. Teste de gerek yani yok bir yani. Puan vereceksiniz Trump'a. Ben bir puan, bir ben olsun. Ben bir puan diyorum. Değil. Tamam. Yani peki. Şu anda problem olmadığını hissediyorum yani. Peki, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hocam güzel konuya getirdiniz.